tarif edilen Hürrem, bilmiyoruz ne kadar doğru, papazın kızı, o Hristiyanlığı biliyordur. Hı. Çoğu kızın zaten o işleri çok da bildiği yoktur, efsane halde bilir. Bu şeyin, Radovan şeyin yazdığı kitapta görünür o. Böyle hayal meyal hatırlarmış devşirmeler. Sokullu Mehmet Paşa kitabında mı? Radovan. Ama çoğu bana diye çıkırmıyor. Sokullu değil, Sokullu şey, Sokullu Ruhban ailesinden. Hmm. Böyle ara sıra çıkıyor. Şehrin belli başlı entelektüeli sayıldığı için Ruhban ailesi. Aynı zamanda da nüfuz lideri, yani opinion lider yahut kanaat önderi. Devşirme eminleri gayet kurnaz ve hisleri doğruyu bilen, fizyonomiyi anlayan adamlar. Gidip bu tip adamları ikna edip o aileden alıyorlar seçkin bir çocuğu. O hem etrafa karşı bir sindirme, ikna metodu. Hem de iyi oluyor. Sırf Sokullu değil mesela. Mahmut Paşa da öyledir. Düşünebiliyor musun? Bizdeki mutasip takımın Mahmut Paşa'sı, milletin veli dediği, medreselerde hayatını kopya ede ede bir olurlar o Risalileri. Kaç yaşında geliyor? Bunlar onun üstünde geliyorlar. Ve diyor aileye, yani bu olan parlaktır, fiziği de iyidir, kafası da iyidir, sportif de, sağlam da. Bu istikbali parlaktır diyorlar. Hakikaten iki tanesinde istikbali parlak olmuş. Sadrazam olmuşlar iki büyük hükümdara. Bunlar vardır. Gerisi böyle 9, 10, 11 Allah'ın dağlarından. Doğru dürüst zaten din bilmezler. Bir takım hurafeyle falan. Köylerin papazları okuma yazma bilmez. Ortodoks kilisesinde öyle bir zaaf vardır. Rusya'da bile. Nasıl vaftiz o kayıtları vallahi yapıyorlar? Valla o kayıtlar isimleri çok sağlam değil oralarda. Öyle işte mi? Bazılarında çok iyi. Mesela Rusya'da kiliselerden çok çıkmayabiliyor. Yani onu bile kaydedemeyecek papazlar var. Ama buna karşılık da köylerde dil öyle yaşamış. Çünkü köye kadar Helenik papaz yollayamıyor Fener. Tabii bir takım köylerde, yani sırf 10 haneli 20 haneli de değil, kocaman köyde bile papazlar yerli. Ve bunlar ister istemez vaazlar ezber, ilahiler, şarkılar falan hepsi Bulgarca. Ve Bulgar milli kültürü öyle yaşıyor. Yoksa Bulgaristan'ın ayağını seçkin insanlar hepsi Rum okullarında okuyor, Helenik okullarda okuyor. İyileri de örneği, buraya tabii, geliyor. Örneği var mesela, şimdi Ahmet Vefik Paşa'nın soyu öyleydi. Bulgar şeysi ama Rumca çok iyi biliyorlar. Yani eski Yunanca'da, yeni Yunanca'da iyi okulda okumuşlar çünkü. O önemli. Mesela Bulgar, Maarif hareketini başlatan adam değil mi? Aprilov, bir tüccar bu. Fakat Rum okulunda okumuş ve kendinin Helen olduğuna inanıyor. Gidiyor Ukrayna'da falan, kardeşim sen Helen Melen değilsin, Bulgarsın. Bulgarlar da büyük bir Slav milletidir, çarlığınız var falan. Venelin onu ikna ediyor, Ukraynalı tarihçi. Bu milliyetçi olarak döndü ve döndü Bulgar okulları kurmaya başladı. O çok yayıldı ve millete milli eğitimi o verdi. Bir ikinci faydası da onun tabii kadın öğretmen yarattı. Yani Uçitelnitsa girdi Bulgar hayatına. Kadının emansipasyonu tıpkı bizde olduğu gibi. Cevdet Paşa niye büyük adam? Darül Muallimat'ın öncülerinden kız öğretmen okulunun. Yani kadın entelektüeli. Öyle bazı arkadaşların çok yazdığı gibi, bazı dergilerde bir takım kadın dergileri falan değil, küçümsemiyoruz onları ama kadın dergisiyle kadın entelektüel çıkmaz, okulla çıkar. Okulda Darül Muallimat. Bir daha söyler misin? Kadın dergisiyle kadın entelektüel çıkmaz. Dergi iyi bir şeydir. İyi bir şeydir dergi ama yani sabah akşam o dergilerin böyle furya halde, ay o dergiyi bulduk, yok bu makaleyi bulduk. Güzel yani, bulun. Tamam ama o değil aydınlatan. Yani Türk kadınının entelektüel tarihinin içinde okul programlarına bakmanız lazım. Okullara, Darül Muallimat'a. Ondan sonra bu çıkan kızlarımız nereye gitmiş, nasıl hocalık yapmış, nerelerde. Yani romandaki çalı kuşunun hakiki hayattaki iz düşümünü bulacaksın. Ne yapmış onlar, nedir bu sorunlar? Onları tespit edebilirsin.
Ve sonra tabii o nasıl devam etti? Onu tespit edeceksin. Okul çok önemli. Ve bu konuda Osmanlı İmparatorluğu'nda, Balkanlar'da asıl önemli atılım Bulgaristan yapmış. Onun için bu Bulgarların marif şeyine, reformuna da çok hayrandır bizim iddiatçılar. O kadar hayrandır ki bu ananı devam etti. En son tezahürü ne bunun? Son, ne kadar geçti? Halide Edip döneminde mi giriyorsunuz? Başka bir şey. Anglo-Sakson diye. Köy enstitüleri ya. Tonguç. Ama o Tonguç, daha çok Tonguç Bulgaristan göçmenidir. Bak. Tonguç Bulgaristan göçmenidir. Bu incelemede benim değil. Bak çok kimsenin böyle şey diye kulak vermediği biri var mesela Yalçın Küçük. Bu onun tebliğiydi Bulgaristan'da. Haklıydı ve Bulgarların da çok hoşuna gitti. Tonguç Bulgaristan göçmenidir. Ve şeyde muhalefatında bu var. Stambuliski'nin yani sosyalist liderin, çiftçi liderin çok şeyinden taraftarı, sempatizanı falan. Ve o iki harp arasında çiftçilerin öncülüğünde bu işler çok yapıldı. O örnektir bizim köy enstitüleri. Komünist örnek değildir yani. Genellikle o örnektir. Çünkü Rus etkili değil. Yok ya, kim ne bilir Rusya'yı bilmem ne. Rusya'da ne yapılmış yani kolhozda? Hiç, ya laf yani. Bulgaristan küçük çapta, küçük bir ülke, zengin topraklı bir ülke, köylerinde bunu yapabildi. Ve bu bir örnek daimi surette. Bak Cumhuriyet'in bu aslına kadar orada haklı olarak bizimkilerin hayranlığını çekmiş. Haklı bir hayranlık o. Onların üzerinde durmak lazım. Bu işi böyle. Sonra tabii o da kendine göre dejenere olmuştur. Değişir sistemler çünkü. Çok önemlidir o. Hocam haremden biraz uzaklaştık haliyle. Evet. Çok iyi oldu ama bu... Haremde çok iyi okuma yazma öğretilen bir yer. Ama o mesela birisi çıktı, o dönemin Harvard'ıydı dedi. Yani öyle. Yok öyle hemen şeyde... kaçırırlar. Şimdi dedik şimdi... Harvard o. Ne lüzum var Harvard? Ya bu Harvard şeyinden... Ya tamam kompleksi. Yani çok büyük üniversite, büyük fizik öğretiliyor, büyük kimya öğretiliyor, tıp falan güzel, kütüphane çok muhteşem ama yani Batı'nın üniversite tradisyonu da Harvard değil kardeşim. Yani ne Harvard bunun ne başı ne de sonu. Yani çok güzel bir üniversite ve örnek tabii üniversiteye para vermek ne demektir yani onu görüyorsun. Hele bugünkü Batı Avrupa'nın üniversiteleri dökülüyor Almanya falan. Para vermiyorlar. Böyle bir gerizekalılık hakimdir gidiyor. Tabii yani çok önemli görülecek şey ama şimdi haremde insan yetiştiriliyor. Bunlar cahil çocuklar. Hassaten öyle. Yani gidip de oraya Smolny Institute değil. Smolny'yi biliyoruz değil mi? Smolny Institute Rus ihtilalinin hazırlandığı karargah. 17 Peterburg. Ama Smolny, Çar devrinde aristokrat kızların okutulduğu yerdi. Ve hassaten de fakirleşmiş aristokratların ve taşra aristokratlarının. Bila tefriki dini mezhep. Yani Hristiyan'ın yanında Polonyalı aristokratın kızı da okuyor. Osetin Müslüman da okuyor mesela. Bizde bir Fevziye Sultanzade vardır Rus filolojide. Tipikti yani, örneğiydi. Efendim Özbek'ten de bulunuyor, Azeri'den de bulunuyor icabında. Kırımlı haydi haydi bulunuyor, Kazan Tatar falan. Bir ölçekte Yahudi yok. Onu sokmuyorlar kapıdan eski Rusya'nın antisemitizmi. Bu aristokrat kızlar çoğunun ailesi de pek artık halleri yok. Orada ne oluyor? Okuyor, her şeyi öğreniyor. Fransızcasını, müziğini, tarihi, matematiği. İyi ailelere governant olarak gidiyor, damdonor olarak gidiyor. Dolayısıyla onların çocuklarını iyi eğitiyor. Bir, o muhitte kendine uygun bir koca bulunuyor. İki, bu kadar basit. Yani sınıfın ölmemesini sağlayan bir mekanizma. Yani baba, dede kumarda köyü kaybetse de bir şey ifade etmez. Şimdi bu Smolny tarzındaki eğitim Türkiye için bir şey ifade etmiyor. Çünkü bizde aristokrasi yok.
Harem'e gelen insanlar savaşta, yağmada, Kırım atlılarının ganimet falan alıp getirdikleri veya Çerkezya'da satın alınmış. Orada fakir köyler, ölüyor insanlar. Ya da İtalyan. Kıtlık yılında. Ya İtalyan birkaç gemiden tane falan, onlar istisnai şeyler. İstisnai. Hı hı. Yani buralardan çıkan çocuklar geliyor oraya. Bunun hiçbir şey bildiği yok. Okuma yazma bildiği yok. Dil öğrenmesi mutlaka şart. Kimisi Hürrem gibi çok iyi öğreniyor. Kimisi orta şeker öğreniyor. Ama okuma yazma öğreniyor bunlar. Ve din, değil mi? Din çok önemli. Enderun ve Harem'de ön planda gelen şey İslamiyet'tir. O çok önemli. Girdiği anda öğreniyorlar, değil mi? Girdiği anda başlıyor. Yani zaten Müslüman ediliyor ve girdiği anda başlıyor. Yani Hürrem'in sonradan Müslüman olması doğru değil. Değil o. Dizide, o işte fantazi, bilgisizlik. Ondan korku. Bilgisizlik. Bilgisizlik. Hristiyan olarak kalanlar var ama hocam haremde. Kim nasıl kalmış? İkinci Murad'ın karısı. Nasıl? İkinci Murad'ın karısı. İkinci Murad'ın karısı cariye değil ki ya. Estağfurullah. İkinci Murad'ın karısı dediği Sırp despotunun kızı. Evet. Estağfurullah. Son ana kadar Hristiyan olarak kalıyor. Tamam, yani kalırsa kalır. Anlaşmayla gelmiş gelin alay valay ile despot hazretlerinden, yani Sırbistan kralından. Derse ki kızcağız ben dahi dininden dönmezim. Ve de yanında papazıyla gelir. O usuldür eski, evet, monarşilerde. Mesela Macaristan'a gelin gider şeyin, Vladimir'in kızları, değil mi? Rusya'nın ilk büyük grandükü Hristiyan kız giderken dinini de tutar, yanında papazları mapazlarıyla da gider. Orada 4. Bela mıydı? Kaçıncı Belaydı? Avusturya şey, Macaristan kralı. Norveç kralına gitti bir kız mesela. Fransa kralına gitti. Onlar böyle yanında papazıyla gidiyor. Vakayname şeyi vermiyor ama aile bir ihtimal. Halofera hatun da öyle geliyor. Yani sen cariye mi zannettin şeyin kızını? Yuhannistan'da kızınızı. Tabii ama o iş bitti. O iş bitti. 16. Asırda bu fasıl bitti. Artık biz kimseyi almıyoruz, mavi kanlı prenses.